alarmını verdi, bağlanıyor. Evet açıbaşım, yakıt alıyoruz. Halatları bağladınız galiba. Evet, bağladım şu anda. Gemici aşçı olarak, gemici aşçı çıkmak isteyenlere ne tavsiyeniz var? Gemici aşçı çıkmasınlar. Çıkmasınlar. Hem yemek işleri, hem servis, hem bulaşık derken kumanya ayarlama. Böyle limana yanaşırken, ayrılırken, bir de böyle barjlar yanaşırken de halat verme işleri var. Çıkarsalar da iyi bir paraya çıktırlar. Maaşı değsin diyorsun çünkü ha, işi zahmetli. Maaşı en azından yani gemiciden üstün olsun ki yani bütün gemicinin izi var, aşçı başının izi yok. Haftada bir gün gemicinin izi var pazar günleri ama aşçının izi yok. Yani gemiciler bir gün istirahat ediyorlar ama aşçıbaşı haftanın 7 günü bayram dahi olsa çalışıyor. Onun için iyi bir fiyat olursa çıksınlar. Yani 1000 dolara falan kesinlikle çıkmasınlar. İki iş birden yaptıkları için değsin diyorsun. Aynen öyle. Acil durumlarda da güverteye çıkman gerekiyor değil mi? Normalde yemek işleriyle ilgileniyorsun, manevralarda katılıyorsun sadece. Acil durumda da tabii ki. Acil durumlarda güvertenin tüm işlerine gitmek zorunda kalıyorsun. Aynen öyle. Gitmek zorundasın. Yağcı aşçılar da hem aşçılık yapıyor hem de yağcılık yapıyorlar. Tabii ki, o da öyle. Onlar da makinede vardiya tutuyorsa ya da makinede acil işler olduğu zaman yardımcı oluyorsa. Evet. Ki iş biraz karışık oluyor arkadaşlar. Yani tek iş daha mantıklı her zaman. Ama bazen iş bulamayabilirsiniz. İki iş birden denk gelir. Onda da aşçıbaşımızın dediği gibi maaş sizi tatmin etsin. Öbür türlü zahmetli. Hem insanların kahrını çekersiniz. Hem de aldığınız maaş tatmin etmezse moraliniz bozulur. Karadayken belki işe ihtiyacınız var. O anki iş size hoş gözükebilir ama gemiye gelince bu zahmetleri görünce belki sıkıntı yaşarsınız. O yüzden zahmetine değsin. Usta gemicinin üzerinde olsun aşçıbaşı gemici maaşı. Başka tavsiyeleriniz var mı yeni çıkan arkadaşlar için? Yeni çıkan arkadaşlar için işte en azından bir gemi, yeni çıkanlar için bir gemici maaşı alsınlar. Yani iyi gemicinin üstüne alsınlar ki aldıkları maaşa gemiye çıkınca moralleri bozulmasın. Evet. İlk çıkanlar için vardiya tutma, can kurtarma rorolarda alabiliyorlar herhalde. Yolcu rorolarda alıyorlar. Yolcu otobüsleri, şeyleri, deniz otobüsleri ya da vapurlarda alabiliyor galiba değil mi? Hepsi de alıyor. Yatlarda da geçiyor mu? Yatlarda da geçiyor, hepsinde geçiyor. Yatlarda da geçiyor. 4 ay çalışınca ne alıyordu? Vardiya tutma mı, can kurtarma mı? 6 ay çalıştığımı vardiya tutma, can kurtarmayı alıyor. Yani 6 ay çalışmanız lazım arkadaşlar. İkisini de almazsanız faydası olmuyor. Birisini alırsanız birisi eksik kalıyor. Sorunsuz bir 6 ay çalışması lazım. Sorunsuz bir 6 ay çalışıp liman başkanına başvuru yapıyorsunuz. Vardiya tutma, can kurtarma alıyorsunuz. Daha sonra gemicilerin usta gemici olması için 2 sene mi çalışması gerekiyor? 18 ay. 18 ay çalışması gerekiyor usta gemici olması için. Daha sonra da tekrar reis olmak isteyenler varsa ona göre de yine hizmetler olacak kağıttan yükseltmeler için. Usta gemici 3 sene. 3 sene usta gemi çalışırsa reis mi oluyor? Reis oluyor. Evet arkadaşlar, duydunuz aşçıbaşımızın tavsiyeleri. Bazen de yemeklerden görüntüler alıyoruz. Şöyle bir bakalım, halat vereceklerdi ne durumda? Kış tarafına halatını verdiler, baş tarafı da vermişlerdir. Hortum alınacak şimdi. Marisa en. Evet, arkada free fall var. Bilmeyen arkadaşlar varsa, denize yeni başlayanlara. Bizde rescue boat var. Gemiyi Estonya'dan aldık. Türk armatörümüz aldı. Çok iyi bir armatör. Biz sadece gemi getirme işinde çalışıyoruz arkadaşlar. Kendi adıma söyleyeyim. Diğer arkadaşlar kontrata geldiler. Bunker alacağımız istasyon o tarafta. Yakıt barjı biraz sonra halatı verecek. Daha sonra da hortumu verecek. Hortumu buraya takacağız arkadaşlar. Evet, 9 numara alıyoruz. 9 numaranın flanşını açıyoruz. Kara barjından geldiği zaman o baştaki kamlokla bağlanacağı zaman flanşı açmıyoruz. Buradan sonra bizim tankımızda herhangi bir valfimiz yok. Direkt 9 numaraya gidiyor. Yanındaki devreden bağlarsak, o da şöyle göstereyim, 8 numara. 8 numarada arkadaşlar flanşı açarsak 8'i alıyoruz ama şu an 8 numara tank kullanmıyoruz. Sonra olaraktan da yetiyor. 8 numara kirliymiş. Gemi İstanbul'a gidince bakım esasında gereken raporlar hazırladık. Onlara da temizlik bakımı yapılacak. Flanşımız hazır. Bağlantı yerindeki contanın temiz olup olmadığına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Contasız bağlantı yapmıyoruz. Güzelce sıkacağız onu. Hortumu alıp bağladıktan sonra iskandil kontrolümüzü yaptık daha öncesinde. 3 santim iskandilimiz var. Tankımız boş. 3 santime kadar çekebildik. Diğer barca gidip çıkabilirsek bilmiyorum, hava bayağı sallıyor. Tank kontrolü yapacağız. Bize verecekleri tankın iskandillerini alacağız. Ama bu kadar salladığına göre pek net de alamayacağız. Bize doğru bir değer vermeyecek. Sayaç değerlerini de alacağız. Malta'da biraz arkadaşlar sıkıntılı yer. Yakıt çalınıyor genelde. Eksik yakıt veriyorlar. Onlarla mücadele ediyoruz. Yakıt az dersek deniz suyu ya da su basabiliyorlar. O da daha sonra separatör olmayanlar için makine arızasına sebep oluyor. Başaratlar verilmiş. Şu an hortumu ayarlıyorlar. Hortum oldukça ağır.
Yakıt barajına çalışan arkadaşlar da diğer barajdaki işlemleri yapacaklar. Gemiyi bağlıyorlar. Ondan sonra hortumunu ayarlıyorlar. Vinci kullansalar daha rahat ederler ama 4 kişi oldukça çapta büyük. Buradan arkadaşlar alacağız. Sancak tarafa kadar götüreceğiz. Karşı tarafta da bir yolcu gemisi var. Kruz gemisi. Malta Demiryer'indeyiz. Evet, kruz gemilerinde çalışmayı düşünen arkadaşlar. Böyle çok katlı. Herkesin kameraları var. İçerisinde her türlü sosyal tesis. Bir tatil yerinden fark yok arkadaşlar. Yüzme havuzundan, eğlence salonlarından. Lüks bir otelde ne arıyorsanız hepsi var arkadaşlar. Şu karşıdaki gördüğünüz gemi de aynı şekilde. Yakıt barjı ya da su barjı yanaşmış. Hatta iki tarafında barj var. Birisi yakıt, birisi su barjı olabilir. Diğer gemiler de büyük ihtimalle yakıt, su, kumanya bekliyor. Malta birçok yere gidişin uğrak yeri. Hortumu bekliyoruz. 9 numaranın olduğu yere bağlantımızı yapacağız. Emergency'nin çıkış kapısı. Emergency exit arkadaşlar. Acil durumda buradan makine dersini terk ediyoruz. Şöyle halat verilmeye başlandı. Hortumu çekiyoruz. El incisiyle bağlandı. Şuradan makine dersine iniş arkadaşlar. Atölye var orada. Evet, Azer arkadaşlar. İlkin. Daha önceki videolardan biliyorsunuz sol taraftaki arkadaş makineci. Usta gemici reis. Sağdaki arkadaş Efrail. Azeri arkadaşlar. Beraber çalışıyoruz. Evet, yahşi bir iki arkadaş da gemici arkadaşlar, yağcı, usta makineci, usta gemici ve reis Efrail. Öbür gemi sallandıkça hortum bizi çekiyor. Evet. Böyle hava olduğu zaman zor oluyor arkadaşlar. Yakıt barjına çalışacağınız zaman bu zahmetleri siz de göreceksiniz. Şurada bir inç var ama onu niye kullanmadıysalar işlerini zorlaştırıyor. Biraz daha hortum geldi. Çap olarak oldukça büyük. 5 parmaktan aşağı değil herhalde. 1 parmak 25.4 mm arkadaşlar. Baştaki hortumu geriye doğru uzatacaklar arkadaşlar. Böyle kademe kademe. Biz de buraya doğru çekeceğiz. Efrail kaslarını kullanıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet, biraz daha ihtiyaç var. Flanşı düzgün bağladıktan sonra arkadaşlar sızıntı var mı yok mu diye ilk transferi yavaş başlatacağız. Tank kontrolünü, sayaç kontrolünü yapacağız. Tankta su var mı diye macunla su kontrolü yapacağız. Transfere başlamadan önceki tank seviyelerini alacağız. Diğer geminin kaptanıyla hesap yapılacak. Tankta ne kadar yakıt var. Biz şu an fazla yakıt almayacağız. Gemi Türkiye'ye doğru gidiyor. 9-10 günlük seferimiz kaldı. 30 ton yakıt alacağız. Gemide de var yakıt. Burada kumanya ve suyumuz da gelecek. Siverler biraz işimizi zorlaştırıyor. Şu iki gemi arasına elinizi ayağınızı sokmayın arkadaşlar. Sıkışırsanız size zarar verir, mahveder. O basınç çok tehlikeli. Yakıt dolumu başlarken başlangıç aldık 3 santimdi. Finalin kaç santim olduğuna bakacağız. Halatlar gördüğünüz gibi çok kötü geriliyor. Halat bölgesinden uzak durun arkadaşlar. Şimdi nasıl gelecek görün. Birbirine bağlıyor. Çok büyük bir kuvvet baş taraf ve kış tarafta. Sonra iki gemi birbirine yaklaşıyor. Arada durmayın. Evet, bir 2-3 metre daha çekecekler. Sonra flanşı bağlayacağız. Operasyon böyle geçiyor arkadaşlar. Bağlantı yaptıktan sonra yavaş yavaş yakıtı talep edeceğiz. Pompa önce düşük basınçla gelecek. Hortum şişecek. Likeç, yani sızıntı kontrolü yapacağız. Problem yoksa, gemideki devre tesisatınızda problem yoksa 2-3 bar gibi bir basınçla yakıt alacaksınız. Saatte 100 ton basıyorsa karşı tarafın pompası, yarım saatte 50 ton basar. Aşağı yukarı bizim 30 ton. 30 ton 20 dakikada falan, 20-25 dakikada başlangıç ve bitiş. Arkasından iskambiller alacağız, kontrol edeceğiz arkadaşlar. Kaçak var mı? Şu an yakıt gelmeye başladı. Tamam, likeç kaçak kontrolü yaptık. Hortum yavaş yavaş dolacak. Önce yavaş istedik. Hortumu dolduracaklar. Kırıklar varsa hortum düzeltecek. Biz buradan düzelttik hortumu. Biraz sonra basınç geldikçe hortum şişecek. Basınç gelince açar onu. Olmazsa bir oynatırız azıcık. Öbür tarafta biraz kırık var. Hortumu biraz geri çekiyorlar o yüzden. Evet, şuradan görüyorsunuz. Nefes alır gibi. Yakıt geldiği zaman şişiyor, gittiği zaman da bizim tanka serbest boşaldığı için vakum oluşturuyor. Evet, üçüncü kaptanımız da oradaki sıkışmayı düzeltmeye çalışıyor.
Manifoldlar aynı yerde olmadığı için böyle biraz sıkıntı yaşanıyor. Hortum gelip birçok yerde dirsek oluşturuyor. 9 nolu tank alıyoruz. Bunker tank. Yakıt barjından aldığımız tanka bunker tank diyoruz. Tam tazik gelmedi. Kırıkları halledemediler herhalde. Şu an çok yavaş geliyor. Hortum çapı büyük. Bizim değerimiz 4 parmak. Bu da en az 6 parmak var galiba. İskenderi yerini gösterelim. Bir de yakıt barjını merak eden arkadaşlara da yakıt barjının hortum manifold bağlantı yerini gösterelim. Evet, aradaki usturmacalar şamandıra şeklinde gemilerin birbirine çarpmasını engelliyor. Bunlar sürekli başların üzerinde uzun seyir yapacakları zaman vinçle yukarı alıyorlar arkadaşlar. Şu hortum, bizim gemiden gelen hortum, böyle görüyorsunuz. Flanşlarla birbirine bağlı. Şuradan manifold, aşağıda makine dersinden de pompayla hangi tanktan basıyorlarsa bize şu an gemiye çıkamadık, İskandil alamadık havadan dolayı. Evet. Gemilerin birbirine çarpıp sürtmesini engelliyor. Şu manifoldları görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı hat yangın hattı. Siyah hat yakıt hattı. Siyah full oil. Kahverengi olan dizel oil. Şu 9 numara. Bu 8 numara. 9 numaradan iskandil alacağız. Kamyonların, traktörlerin, uçakların, iş makinelerin böyle lastikleri, çıkma lastikleri gemilerde çok işe yarıyor. Şurada eğer ilk defa yapacaksanız dışarıda panşla kesiliyor, içine de bu şekilde bakla atılıyor. Yukarıdan da halatla gemiye bağlanıyor. Gemi içerisinde size bunu panşla delin derlerse çok zor arkadaşlar. Dışarıda presle deldirttirin. Gemi içerisinde bir kere uğraştık, bu kadar büyük lastik de değildi. Şöyle küçük lastiklerdi ya da biraz büyüğüydü. Hortuma yeterli tazik gelmedi ama yavaş yavaş veriyorlardı. Bir iskandil seviyesine bakacağız. Kırık kısmı daha açamadığına göre fazla basınçlı vermiyorlar. İskandil kontrolleri yapacağız. En son finalde 3 santimle başlamıştık. Kaç santimde biteceğimize bakacağız. Aldığımız değer litre olarak karşılaştıracağız. Bir de densitesiyle çarpacağız. Metrik tonu da bulacağız. 30 metrik ton yakıt alacağız. 36 küsur metreküp litre olarak 36 bin arkadaşlar.